Meltem Hanım. Terastan Haluk Bey'in arabasını gördüm, geliyor. Gelsin Emine. Gelsin de yani. Ama neyin? Yani bence sonuçta bir problem yok. Ben sana söyleyeyim, brokoli çok faydalı bir sebze. Belki hem bu vesileyle Haluk da alışır ha? Yani kırmızı et fazla yemeyin diyorlar, çok zararlı diyorlar Meltem. Haluk zaten bugüne kadar yeteri kadar yedi. Bundan sonra hiç yemese de olur. Depoları dolu olur. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş gördük. Oh, burnuma güzel kokular geliyor. Geliyor. Evet, kokusu var da kendi yok. Anlamadım, ne dedin sen? Yani bir şey, ben böyle şarkı söylüyordum. Bir varmışsın çok çok çok, bir bakmışsın yok yok yok. Ya. Ana, öyle bir şarkı mı var? Var var var. Yok yok yok. Var var var. Yok yok yok. Otursana biraz. Gel, 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 otur şuraya. Ha, gel. Vallahi ne doğru dürüst kahvaltı yaptım, ne de öğle yemeği yedim. Öyle açım ki neredeyse kolumu kemireceğim. Ve nerede kocan olacak Zero ya da Zero olacak kocan? Geliyor, yoldadır. Canım şöyle insan bir nefeslenir, bir şey yapar yani. Bir girer içeri, biraz oturur. Böyle kapıdan girdin, yemek 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 bitirdin bizi yani. Yemekten öleceksin yakında, Allah korusun. Asıl yemezsem öleceğim. Ne demişler? Can boğazdan gelir. Geldi mi can? Açlığıma rağmen çok güzel espri yaptım. baban nerede Meltem? Yoldadır, geliyordur. Ha. Ben bir ellerimi yıkayıp geliyorum. Aç Tuna, aç. Aç hadi, aç telefonu. Ha, Tuna, Tuna. Sakın hemen gelme. Sakın gelme, burada durumlar çok karışık. Benden haber bekle, tamam mı? Ben sana mesaj atınca gelirsin. Anladın mı? Tamam. Hadi güle güle. Ne kadar oyalayacağız ki? Bilmiyorum Meltem. Oyalayabildiğimiz kadar oyalayacağız işte. Baksana tutturmuş et, 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 et diye. Ne yapıyoruz? Bugün gazetede okudum Meltem. Brokoli çok faydalıymış. Aa, ben bunu hep söylüyorum zaten. Ya faydalı olsa ne olur, olmasa ne olur? Küçük ağaç. Yani çalı çırpı, o ne öyle? Ayrıca kırmızı et çok zararlıymış. Hele belli bir yaştan sonra. Merak etme Dominant teyze. Ben zaten kırmızı et yemiyorum. Çok pişirip öyle yiyorum. Nerede kaldı bunlar ya? Emine! Hadi kur şu sofrayı ya, başlayalım artık. Tamam Haluk Bey, kuruyorum. Ölüyorum açlıktan ya. Yani bunun hayalini kurarak geldim ya. Ölüyorum yani. Öyle yiyeceğim ki onu. Pıtır pıtır döküleceğim. Lop, lop, lop. Ay Haluk. Pardon ama yani bir Zero erkek bu saatte dışarıda dolaşmaz. Sen ne yaptın Dominant teyze? Bu adamı kovdun mu, ne yaptın? Aa, ben ne bileyim nerede canım? Gelecek işte ha. Ne üstüme geliyorsun sen de? 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi Dominant teyzenin böyle cevap vereceği. Ben ne bileyim canım nerede olduğunu? Yalancı Pinokyo. Bir şey söylerdim ama neyse. Ay Haluk, ne ayıp şey, sen ne karışıyorsun? Gönül ister bilir, ister bilmez kocasının nerede olduğunu. Can beni de ilgilendirmiyor zaten. Beni ilgilendiren tek şey şu anda kuzu incik. Ben yiyeceğim böyle, of 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 of.
Vallahi biraz daha beklerim. Ondan sonra otururum sofraya. Suvarım kolları. Ya bismillah. Lo. Haluk. Hı? Sana bir teklifim var. Gel beraber çok sıkı bir diyete başlayalım. Ne zaman? Şimdi. Pardon? Biraz çıkmış. Hiç öyle bir şey yok. Ayrıca bütün gün yemek yememişim. Evde kuzu incik var, mis gibi kokuyor. Ve ben diyete başlayacağım ana. Ay sen de bu et olayını ne kadar abarttın yani. Meltem'i toplantıdan çıkartacak kadar. Ay evet Haluk. Yani bir şirket toplantısı hiç böyle bir sebeple bölünür mü? Bölünür tabii. Sabahtan akşama kadar toplantı yapıyorsunuz. Allah Allah. Zaten bütün plazalar böyle. Sabahtan akşama kadar toplantı. Profesyonel hayat demek böyle ellerinde dosyalarla koşturan kadınlar demek. Toplantıdan toplantıya, toplantıdan toplantıya. Bütün gün toplantı yapılıyor. Ondan sonra tam karar verecekler. Ana mesai bitiyor. Ertesi gün gene toplantı. Toplantı, 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 toplantı. Sürekli bir toplantı hali var. O yüzden ben bu toplantıları artık ciddiye almıyorum. Meltem Hanım toplantıda diyorlar. Çıksın toplantıdan diyor. Acaba biz o toplantıları yapmasak işler yürür mü? Yürür. Mesela biz şantiyede hiç toplantı falan yapmıyoruz. Ama işler mis gibi yürüyor. Biz üretim yapıyoruz. İşte bazı insanlar üretim yapabilsin diye yapıyoruz biz o toplantıları. Toplantı vakit kaybıdır. Toplantı yapmaktan çalışmaya vaktiniz kalmıyor. Siz ancak laf üretiyorsunuz. Bakın şu anda bile laf üretiyorsunuz. Hadi kalkın yemek yiyelim. Ay bekliyoruz Haluk. Hah sonunda. Hoş geldiniz Kemal amca. Hoş bulduk. Merhaba Kemal amca. Hey çocuklar rahatsız olmayın Allah aşkına ya. Ha, gel canım benim. Oh. Hoş geldin hayatım? Kemal amca. Hoş bulduk yavrum. Hoş geldin. Damat abi. İyidir sağ ol. Gel. İyi ki geldiniz Kemal amca. Birazdan ihtiyacımız olabilir size. Valla damat telefonda bahsedince yani of. İncik en çok sevdiğim şey. Ama laf aramızda. Bak şimdi kızım da iyi yapar yani. Sağ ol babacığım. Da. Senin kolesterolün yok mu? Kuzu incikteki yağ oranını biliyorsun herhalde. Hı. Sen bu akşam brokoli yiyeceksin. Hatta hepimiz brokoli yiyeceğiz. Ay yok canım olur mu öyle şey? Ben hemen arkadaşım Doktor Ali'ye gittim. Sordum. Dedi ki yo rahatlıkla yiyebilirsin dedi. İşte bu. Doktor kontrolünde kuzu incik. İşte budur ya. Ben artık bu zeroyu falan beklemiyorum. Oturuyorum. Hadi bakalım. Aa, ne ayıp. Ayıp ama yani. Hem arkadaşını davet olmaz. Ediyorsun hem böyle beklemiyorsun. Bence de hiç olmaz. Aa, yok canım niye olmasın ya? Haklı ya. Biz yiyelim. Sonradan gelen kısmetini yer ya. Aa. Baba sen bir telefonuna baksana. Ya. Ya damat. Düşündüm de ben vazgeçtim şimdi yemekten ya. Tuna'yı bekleyelim istersen. Hayır yani diyorum ki tencere bir defa açılsın. Peki öyle olsun. Eskiden sofraya hep beraber otururduk ya. Ama şimdi böyle adetler kalmadı. Şimdi de böyle kalabalık yemekler oluyor. Herkes tabağını alıyor, çekiliyor. Aa, vallahi ya yemeğin tadı tuzu kaçıyor ya. Hadi hadi gel. Tamam baba, bekleyelim. Gel. Haluk yavaş. Tamam, elim ayağım tutmuyor artık. Tamam da yavaş yani. Gel, bekleyelim biraz. Şöyle hep beraber otururuz. Bak şöyle geniş bir aile oluruz ya. Bekleyelim babacığım, haklısınız. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutar.